Gelen domates oluyor. İkinci belgemiz faturadan ve irsaliyeden sonraki ESMM. Bu, SMM dediğimizde serbest meslek makbuzu. Burada da demiştik zaten kimlerin dahil olduğunu. Avukatlar, doktorlar, yeminli mali müşavirler, mali müşavirler, mimarlar gibi serbest meslek faaliyeti icra edenler kapsama giriyor. Onların da serbest meslek makbuzu düzenleme yükümlülüklerinin başlangıcı 1 Haziran 2020. Bütün uygulamalar 1 Ocak ve 1 Temmuz gibi başlarken burada 1 Haziran belirlemişler. Bir aylık bir erken uygulama var. Herhalde bir bildikleri vardır diyoruz orada da. İkincisi müstahsil makbuzu. Bunlar da kimler kapsama giriyor? Faturaya tabi olan mükelleflerden müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar 1 Temmuz 2020'de kapsama girmişler. Ama yine hal komisyoncuları 1 Ocak 2020 onların kaçarı yok. Her türlü uygulama 1 Ocak 2020'de onlar için uygulamaya girmiş gibi gözüküyor. E-bilet uygulaması var yine gündemimize giren şeylerden birisi. Şehir lirası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenler 1 Ocak 2020 yani bundan sonra otobüs firmalarından bilet aldığınız takdirde bu e-bilet düzenlemek zorunluluğu var. Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmelerinde de 1 Temmuz 2020'den sonra e-bilet kesmek zorundalar. Onlar için biraz şey olabilir. E-bilet sistemleri nasıl yapacaklar? Hangi bilgiler gerekiyor? Büyük ihtimalle hiç isim filan yazmadan sadece biletin basımını gerçekleştirecekler gibi gözüküyor. Belki bir çünkü faturada bulunması gereken zorunlu unsurlar var ama biletlerde bulunması gereken zorunlu unsurlarda addır, soyattır, adrestir, şudur, budur gibi bilgiler gerekmediği için nasıl bir sistem çıkaracaklar orasını henüz bilmiyoruz. Gişeye gittin bilet alıyorsun. Ne olacak? Bilet verecekler size. Yani internetten bir şey var. Yine orada otomatik yani şu anda zaten benzer uygulama var. Havayolu şirketlerinden bilet aldığınız zaman size elektronik biletinizi veriyorlar. Orada da yine sinema bileti aldığınız zaman internetten almışsanız otomatik verecekler. Gişeden almışsanız orada da bileti oluşturacak ama isteyen ama yine de giriş için gerekecektir. Büyük ihtimalle bir çıktı alacaklardır orada. O olmadan çünkü bu sefer salona girişi engelleyebilir. Eve gidip bilgisayardan print etmek lazım. Evet, eğer şeyden almışsanız, çıktı almamışsanız. İzmir diye böyle son dakika otobüse. 1 Temmuz demişler. Zaten onu hazır olduklarını hissetselerdi 1 Ocak diyebilirlerdi. Şimdi bir de saydığımız 14 belge içerisinde tebliğde henüz bir geçiş için süre belirlenmeyen belgeler var. Onlar da gider pusulası, sigorta poliçesi, sigorta komisyon gider belgesi, banka dekontu ve döviz alım satım belgeleri için herhangi bir düzenleme yapılmamış. Tebliğde sadece Maliye Bakanlığı kendine demiş ki benim de bunları istediğim zaman istediğim kişiyi, istediğim meslek gruplarını ya da sektörleri dahil etme konusunda yetkim var. İstediğim zaman kullanabilirim diye. Dolayısıyla yeri ve zamanı geldikçe bunlarla ilgili de tebliğde düzenleme yapmak suretiyle Maliye Bakanlığı kapsamı genişletecek gözüküyor. Çünkü bunları da zaten kapsamı almış, sadece uygulama için bir dönem belirlememiş. E-belge nasıl düzenlenir demişiz. Orada da bahsetmiştik kısaca. Kendi IT'niz varsa ve buna donanımı ve yazılımı uygunsa Gelir İdaresi Başkanlığından sisteminizin onayını aldıktan sonra kullanabiliyorsunuz. İkincisi piyasada bu konuda hizmet veren entegratör firmalardan aracılık sözleşmesi yapmak suretiyle hizmet alabiliyorsunuz. Ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın portalı üzerinden gönderebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz e-belgeleri. Bildiğim kadarıyla portal üzerinden düzenlemelerde daha önce e-faturalar da oradan düzenleniyor, hala düzenlenebiliyor. Bir sayı sınırlaması vardı. 1000'in üzerinde düzenlemeye izin vermiyordu. Yani çok fazla işlemi olanlara sen benim portalıma meşgul etme, çok fazla işlemin var, kendine bir entegratör bul, onun aracılığıyla düzenle, bir zorlamak için sayı sınırlama getirmiş. Bu e-arşivde ve diğerlerinde henüz o zikredilmedi ama gündeme gelebilir.
diye düşünüyorum. Bu yetki alma nasıl oluyor? Şimdi inceliyorlar mı yazılımı? Bütün yazılımınızı, yazılımınızın güvenliğini ispat edecek bir proje hazırlıyorsunuz. O projeyi sunuyorsunuz. O testlerini, diğer şeylerini Maliye Bakanlığı yapıyor. Testten geçebilirse sizin yazılımınız size onay veriyor ve entegratör olarak faaliyette bulunma yetkisi almış oluyorsunuz. Bu sadece entegratör için değil, diyorum ya. IT'nize güveniyorsanız, onların yapabileceğini düşünüyorsanız siz de alabilirsiniz firma olarak diye. Piyasanın hacminin büyüyeceğini ve bir yetim teşkil edeceğini düşündüğü için buranın şu anda piyasanın en büyük oyuncuları bankalar. Büyük bir IT altyapıları olduğu için ve bunu zaten mevcutta da kendileri internet bankacılığı uygulamalarında kullandıkları için zorlanmadan almışlardır diye düşünüyorum. Hem müşterilerine bir kolaylık sağlamış oluyorlar, hem de müşteri memnuniyetini arttırarak yanında da bir miktar para kazanmış oluyorlar. Bu da bir yılın sonunda muhtemelen paralı hale getirecekler. Şu anda parasız. İşte müşteri memnuniyeti anlamında şu anda parasız veriyor ama büyük ihtimalle onlar tam oturup herkes kapsama girdikten sonra yavaş yavaş zirve logo kapsamda mı? Zirve logo hani yazılmış. Ya onlar değil. Onlar entegratör şeyini yani yapabilenler vardır ama onlar yazılım. Sadece yazılımını ona uygun hale getirdi onlar. Ama entegratör bağlantı yapan mesela e-defter uygulamasında Berat uygulaması var. Bütün şeyleri mali mühür denen bir uygulama var. Önce mali mühürle mühürleniyor oluşturulan defter. Sonra Maliye Bakanlığı'na sistem üzerinden gönderiliyor. Bir Berat'a dönüşüyor. O Berat'la da artık yani mühür bastım, şeyi kapadım diyorsunuz defteri. Ondan sonra zaten o defter üzerinde herhangi bir işlem yapılamıyor. Elektronik anlamda mühürlemiş ve defteri kapamış oluyor. Benim bir sorum var. Şimdi e-fatura süreci tamam. Şimdi e-irsaliyeye geçecek belli sektörlerde. E-irsaliyeye geç. Normalde biz e-fatura düzeninde şöyle yapıyoruz. Faturamızda detayları belirtiyoruz. Ona istinaden bir irsaliyeyi manuel ayrıca düzenliyoruz. Şu anki sistemde. 1 Temmuz 2020'den itibaren e-irsaliyeye geçildiğinde sistem e-faturayla otomatik olarak irsaliye üretme gibi bir şekilde mi gidecek? Çünkü fatura ile irsaliyenin birebir aynı olması gerekiyor haliyle. Yani, mesela o işlemin detayla ilgili bir bilgi var. Şu anda Maliye Bakanlığı ona karışmayacaktır. Eğer öyle yapmak istiyorsanız siz kendi yazılımınızı ona uygun hale getirin diyecekler. Çünkü irsaliye ile e-faturanın senkronize olması, irsaliye yazdığın malların faturada otomatik çıkması, çünkü irsaliyede bulunması gibi gereken bilgiler faturadaki bilgilerle hemen hemen aynı. Sadece tutar kısmı yok. Evet. Sadece onun otomatik faturaya geçmesi ve tutara dönüştürülmesi kısmını siz kendiniz yapın diyecektir. Çünkü Maliye Bakanlığı öyle bir sorumluluğa ya da yükümlülüğe girmez. Anladım. Yani irsaliye numarasını girince otomatik irsaliyedeki bilgiler faturaya gelsin gibi bir uygulamayı zaten portal üzerinden yapmak mümkün değil. E-fatura entegratör aracıyla ya da kendi yazılımıyla kullananlar büyük ihtimalle onu ara yazılımıyla halledeceklerdir. Yoksa Maliye Bakanlığı ona girmez yani. Bu bizim tarafta, firmanın evet, kendi içinde çözülür. Çalıştığınız firmayla ya da kendi iç yazılımınızla ancak halledebileceğiniz bir şey. Evet. Bayağı detaylı anlatmışız ki evet, ilave soru şey yapmadı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir